Merhaba, hoş geldiniz. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü bildiğiniz gibi. Konuğumuz tarih araştırmacısı Melih Şabanoğlu. Melih Şabanoğlu'yla büyük taarruzu, 30 Ağustos'u, stratejik önemini ve belki de biraz bugünü konuşacağız. Hoş geldiniz Melih Bey. Hoş bulduk. Sen başla. Melih Bey, şöyle başlayalım isterseniz. Bu büyük bir zafer ve unutulmaz bir zafer. Üstünden bu kadar yıl geçmesine rağmen hala konuşuyoruz. Fakat bununla ilgili bizim bildiklerimiz var. Bir de bildiğimizi sanıp aslında bilmediklerimiz var. Şimdi aslında hikaye 26 Ağustos'ta, hatta 26 Ağustos'u 27 Ağustos'a bağlayan gece başlıyor. Ve oradan 30 Ağustos'a giden bir süreç var. 30 Ağustos'ta da büyük bir nokta koyuluyor. Oradan alıp bize cephe gerisinde ne olduğunu ve stratejiyi anlatır mısınız? Aslında doğdu fakat daha da önceye gitmek gerekiyor. Şöyle, büyük taarruzun hazırlanması bir yıl önceki Sakarya Meydan Muharebesi'nin sonuçlanmasından sonraki takip harekatıyla başlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusu, Yunan ordusu geri çekildikten sonra Sakarya'da, yani Eylül'den bahsediyoruz, Eylül 1921'den bahsediyoruz. Geri çekildiği zaman bir takip harekatı yapıyor ve Afyon önlerine kadar geliyor. Aslında oradaki temel amaç Yunan ordusunu imha etmek ama bazı organizasyon bozuklukları, işte komutanlar arasındaki ihtilaflardan dolayı bu takip harekatı başarısız oluyor ama Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusu Afyon'un önlerinde Yunan ordusunun karşısına gelmiş oluyor. Mevsimin de geç olması, yani Eylül, Ekim, kışın başlamış olması nedeniyle bir taarruz planı hazırlanıyor ama kış başladığı için o taarruz planı ertelenmiş oluyor. Yani aslında büyük taarruz hemen hemen Ekim'de tasarlanmış bir şeydi. SAP planı diye geçiyordu. Ekim'de tasarlanmış bir şeydi. Bir araya gireyim. Mustafa Kemal o sırada başkumandanlık ünvanını almış durumda. Tabii, başkomutandı. Yani zaten Sakarya Savaşı'nı, Sakarya Meydan Muharebesi'ni de yöneten Mustafa Kemal'di başkomutan olarak. Uzatıldı sonra, 3 aylık sürelerle veriyordu Türkiye Büyük Millet Meclisi başkumandanlık unvanını. O 3 ayda bir uzatılıyordu. Mustafa Kemal işin başındaydı. SAT planı dendi buna. SAT planı denmesinin nedeni de Afyon'un Sandıklı ilçesinin Osmanlıca SAT, yani Arapça, Arap alfabesindeki SAT harfinden alarak SAT planı dendi bu taarruza. Dediğim gibi normalde bir yıl önce yapılması bekleniyordu ama kış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusunun hazır olmaması nedeniyle ertelendi ki Mustafa Kemal'in mecliste yaptığı bir konuşmada yarım tedbirlerle, yarım sevkiyatla bir zafer kazanılmaz. Dolayısıyla hani zaferi kazanmak için tam hazır olmamız gerekir yollu bir konuşması var. Ve bu nedenle yaklaşık bir yıl ertelendi ve Ağustos ayında artık zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde büyük tartışmalar oluyordu. Niye Türk ordusu saldırmıyor? Niye hani Yunanlarla savaşmıyoruz? Hatta bırakın onu, Yunanlarla savaşmayalım, oradaki orduyu Irak'a gönderelim, İngilizlerle savaşalım diyenler de vardı Türkiye. Misak-ı milliğin gereğince. Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde zaten ikinci kulüp kurulmuştu ve çok ateşli bir hareketli bir siyasi ortam vardı. Bu siyasi ortamın arka planında olduğu bir şekilde Ağustos ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusu saldırmaya karar verdi. Şimdi önce bir cepheyi kafamızda yaratmamız gerekiyor. Cephe hemen hemen Genlik'ten başlayıp, yani Türkiye Büyük Millet, Türkiye haritasını insanlar göz önüne getirirse. Bizim de görsellerimiz vardı. Genlik'ten başlayıp hemen hemen Menderes Ovası'na uzanan, şöyle elimle gösterecek olursam. Görsellerimiz geldi isterseniz. Tamam, bundan çıkmış olalım. Evet, bu şeyin planı. Burada da biraz belli oluyor açıkça. Bir ters L şeklindedir cephe ve hemen hemen 600-650 kilometre uzunluğunda bir cephedir. Buradaki en önemli unsur, Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusunun tek bir hamlede Yunanistan ordusunu yenmesi gerekiyor. Çünkü başka bir gücü yok Türkiye Büyük Millet Meclisi, yani ordusunun. Hem askeri gücü çok sınırlı, hem lojistik gücü çok sınırlı. Zaten yeni bir savaştan çıkmış, yani ülkenin durumu çok kötü. Dolayısıyla tek bir boks terimiyle tek bir yumrukta Yunan ordusunu yenmesi ve onu, Yunan ordusunun kendi ülkesine çekilmesini temin etmesi gereken bir strateji peşindeydi Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bu sırada seferberlik ilan edilmiş ve işte
köylülerden evet, tek çorapları. Evet, tekhaneli milliye kanunuyla onlar almıştı. Ondan da önemlisi Sakarya Savaşı'ndan sonra Sovyetler Birliği ile çok ciddi anlaşmalar yapılmıştı. Gümrük Anlaşması sonrası Fransa ile anlaşma yapılmıştı, İtalya ile anlaşma yapılmıştı. Yani kısmen arkasında ciddi bir destek vardı Türkiye Büyük Meclisi'nin. İngilizler ne durumda o sırada? İngilizler ikiye bölünmüş durumda. Şöyle, bir kısım yani İngilizlerin önemli bölümü Yunan, zaten Yunanların Anadolu'ya çıkmasının nedeni olan İngiltere'dir. Yani onlar öne sürmüştür. Bir kısmı Yunanların Anadolu'da kalması gerektiği fikrini hala savunuyordu. Fakat İngiltere içinde de muhalefet başlamıştı. Acaba Yunanlar çekilse iyi olur mu diye tartışmalar vardı. Fakat Yunan ordusunun çekilmesi de kolay değildi. Şundan kolay değildi kendi açısından. Anadolu'da ciddi bir Rum nüfusu vardı. Ve Yunan ordusunun çekilmesi demek, o Rum nüfusun da çekilmesi demek. Hatta belki hani katliamlara falan uğraması demekti. Yunan ordusunun kendi içinde en temel stratejik amaçlarından bir tanesi de Anadolu'daki Rum nüfusunu korumaktı. Zaten çıkış nedenlerinden bir tanesi de oydu. Nitekim hani bugün bazı sol çevrelerde 30 Ağustos işte Yunan katliamının nedeni olarak görülür ve yani kınanır. Öyle bir katliam tarihte pek yoktur. Yani tabii ki öldürmeler olmuştur ama Anadolu'daki Rum halkının çekilme nedeni Yunan ordusuyla beraber çekilmesidir. Yani kalması çok zordu artık Yunan ordusu çekildikten sonra. İngiltere'deki durum buydu. Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusu özellikle Sovyetler Birliği'nden çok ciddi yardım aldı. Yani altın mahiyetinde yardım aldı ve bundan da silah satın aldı. Ve Sakarya Savaşı'nda silah gücü ve asker gücü olarak Yunan ordusunun gerisinde olan Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusu büyük taarruz öncesinde Yunan ordusuyla hemen hemen denk vaziyetteydi. Yani örnek vermem gerekirse Türkiye Büyük Millet Meclisi 200 bin tane askeri vardı. Karşısında Yunanların 225 bin askeri vardı. İşte 99 bin tüpeye vardı Türk ordusunun, Yunan ordusunun 90 bin. Hemen hemen eşitti. Tek fark top sayısında ve nakliye araçları sayısında Yunan ordusu çok kuvvetliydi. Uçak sayısında mesela 50 tane uçağı vardı, Türkiye'nin 10 tane uçağı vardı. Buna karşı da Türk ordusunun kuvvetli olduğu alan süvari ve kılıç sayısıydı. O da Yunan ordusundan fazlaydı. Dolayısıyla hemen hemen denk iki kuvvetin karşılaşması şeklinde görebiliriz. O yüzden stratejik çok öne çıkıyor. Strateji inanılmaz önemliydi. Orada kaldık. Hani L, ters L şeklinde görmek lazım. Yani şurası Gemlik, şurası Afyon köşesi. Burası işte Menderes Ovası. Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusu buradaki Yunan ordusunun geri çekilmesini önlemek için ve imha savaşına onları zorlamak için buradan cepheyi delerek buradaki ordunun geri çekilmesini önlemek istedi. Çok stratejik bir şeydi ve bunun başarılması gerekiyordu. Bunu da yani askeri deyimlerde bisiklet merkezi denir. Bunu yaratan insan Napolyon Bonaparte'dır. Yani cephede bir kuvvet büyük bir ağırlık yaratır belli bir mesafede ve o ağırlıktan aynı büyüteçin, güneşe tutulmuş büyüteçin kağıdı yakması gibi oradan delip geçerek yani cepheyi yarılır. Böyle bir harekat gerekiyordu Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusu için. Bunu Mustafa Kemal, yani bir yarma harekatını Mustafa Kemal ve İsmet İnönü ve hani Refet Paşa da dahildir buna. Birinci Dünya Savaşı'nda 1918 yılında Eylül ayında Nablus yanması ya da Meklitlo denilen muharebede yaşamışlardı. Orada Elenbe komutasındaki İngiliz ordusu, karşısında Osmanlı ordusu vardı. Osmanlı ordusunu 8. ordunu, Cevat Paşa'nın komutanı olduğu 8. ordunun cephesinden İngiliz ordusu yağdı. Şunu söylemek gerekiyordu, yanmak kolay değil bir şey değil. İngiliz ordusu o cephenin o hattında yani 8. ordu karşısında Osmanlı ordusunda bir asker varken İngiliz ordusunda 12 asker var. Dolayısıyla 1'e 12 bir oran sağlayarak oradan yarmıştı ve o Nablus yarılması diye bilinir ve Osmanlı hemen hemen bir ay içinde bütün Filistin ve Suriye'yi kaybetmiştir o yarılma sayesinde ve kendi orduları da imha olmaktan zor kurtulmuştur. 8. ordu imha olmuştur, İsmet Paşa yaralanmıştır. Mustafa Kemal de işte o 7. ordu komutanı olarak o Filistin ricatı denilen geri çekilmeyi yöneterek hani Osmanlı ordusunu çok yıpranmadan bugünkü Türkiye sınırları içine sağlayan, getirmeyi sağlayan komutandır. Yani deneyimlediği bir evet, savaş yani cephe nasıl yaralır bunu
o savaşta çok net görmüştür. Hem Mustafa Kemal hem İsmet İnönü. Dolayısıyla o Nablus yanmasını ya da işte Megiddo Muharebesi diye bilinir hani uluslararası literatürde. Onu iyi bildiği için muhtemelen oradan esinlenerek bir strateji kurdular ve hani bahsettiğim gibi ters bu yanmayı oradan. Örnek vermem gerekirse 13 kilometrelik bir alan tespit etti Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusu ve 13 kilometrelik alandan yanmayı planladı. O 13 kilometrelik cephe boyunca Yunan ordusu birken Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusu 6'ydı oradan olarak. Dolayısıyla oradan böyle yanarak çok da kolay olmamıştır. 26 Ağustos'ta başladı sabah. Hemen 4.30'da topçuların tanzim ateşi başladı. 5-5.30'da normal ateş başladı ki normalde hani 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı'na baktığımız zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin top sayısı yetersizdir. Mesela öyle bir yanma harekatında o 12 kilometrede de yaklaşık 400 tane top gerekiyordu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. 200'e yakın top vardı. Yani şey yetersizdir. Yanma harekatı için cephanesi yetersizdir, silahları da yetersizdir ama bir şekilde hani o topçu muharebesiyle savaş başladı ve işte Belentepe, Tınaztepe mevkiinden Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusu yanmayı ilk günün sonunda başarmıştır ve oradan Afyon'a doğru akmaya başlamıştır. İkinci gün 27 Ağustos'ta zaten akşam üzeri Yunan ordusu Afyon'dan çekilmiştir. Şimdi o yarılan yer çok önemli bir yer. Kocatepe'ye gittiyseniz görmüşsünüzdür. Yarılan yer hem Afyon Havası'na hakimdir, yüksek bir yer. Hani Belentepe'den bahsediyorum, Tınaztepe-Belentepe hattında. Hem Afyon Ovası'na hakimdir, hem de sonundaki Sincanlı Ovası'na hakimdir. Orayı yarınca iki ovada da ertesi gün akan Türkiye Büyük Millet Meclisi ordularını gördük. Şimdi 26 Ağustos bunu başladı ve yarılmanın hani 27 Ağustos'ta diyelim gerçekleştiği tarihtir. Peki biz niye 26 Ağustos'u kutlamıyoruz da 30 Ağustos'u kutluyoruz? Şundan, şimdi dediğim gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ordusunun o SAP planı olarak başlayan ve Büyük Taarruz diye sonra adlandırılan savaştaki stratejisi yanmaktı. Ve yanmanın temel amacı da bahsettiğim gibi Yunan ordusunun buradan çekilmesini önlemekti ve Yunan ordusunu imha etmekti. Dolayısıyla bir imha savaşı bekleniyordu. 29'u, 30'u diyelim. Bugünkü Afyon Karahisar'da Zafer Müzesi olarak bilinen o dönemin belediye binasında Mustafa Kemal uyurken Harekat Şubesi ordusu Harekat Şubesi komutanı Tevfik Bey üstünden bir tane askeri harita geliyor. İnönü haritaya bakıyor, diyor ki işte başkumandanı uyandı sabah saatleri 5-6 saat. Mustafa Kemal Atatürk uyanıyor ve haritaya bakıyor. Haritada gördüğü şu, Dumlupınar mevkiinde Türkiye Büyük Millet Meclisi orduları hem kuzeyden hem batıdan gelerek Yunan ordusunu sarmak üzere ve o imha savaşının orada olabileceğini görüyor ve o haritada onu görüyor. Hemen toplantı yapıyor Fevzi Paşa ve İsmet Paşa'yla. Kendisi Afyon'un kuzeyinden Yunan ordusuna saldıran birinci ordudur. Kendisi birinci ordunun başına geçiyor. İkinci ordunun başına da Fevzi Paşa'yı şey yapıyor ve hemen oraya gitme emrini veriyor. Gap cephesi komutanı, Batı cephesi komutanı İsmet İnönü'ye de sen karargâhta kal, hani harekatı oradan yönet diyor ve bizzat kendisi bugün Zafertepe olarak bilinen Dumlupınar'daki yere giderek savaşı yönetiyor. Burada belki de 1. Ordu Komutanı Nurettin Paşa'ya güvenmemesinin de payı var mı? Yok, aslında Nurettin Paşa o anlamda hani biraz ne diyeyim tırnak içinde vahşi bir insandır. Özellikle Karadeniz'de Rumlara karşı ciddi mezalimde bulunmuş bir insandır hani Kurtuluş Savaşı'nın başında. Zaten mesela İzmir'in yakılmasında da birinci derecede sorumluluk ona aittir. Yani İzmir'i yaktıran insanlardan biridir. O anlamda mesela hani Mustafa Kemal Sakallı Nurettin diye bildiğimiz, aynı Nurettin Paşa, bu arada geçmişe döneyim, Selmani Pak'ta İngiliz ordusunu yenip Kutul Amare'yi kazanmış komutandır da. Yani
iyi bir askerdir o anlamda, yani tırnak içinde iyi bir askerdir. Nurettin Paşa'ya güvensizlik olarak şey yapamayız. Yani Nurettin Paşa iyi bir asker ama Mustafa Kemal'in şey özelliği var. Yani Çanakkale'den de biliyoruz. Hani örnek vermek gerekirse o an Yunanistan ordusunun komutanı Hacı Anes'ti. İzmir'de bir yattan savaşı yönetiyordu. Yani neredeyse 300 kilometre öteden savaşı yönetirken Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusu komutanı Mustafa Kemal bizzat hani savaşın içindedir ve nitekim Trikopis esir alındıktan sonra siz neredeydiniz o savaşta diye sorduğu zaman ben süngülerin parladığı yerdeydim demiştir hani Mustafa Kemal. Bizzat yani şeyin cephe gerisinde hemen savaşı yönetmiş bir insandır. O anlamda sorunuzun cevabı Nurettin Paşa güvensizlikten öte kendi... Şunu söyleyebiliriz herhalde, Mustafa Kemal'in orada olması o günkü koşullarda askeri de büyük bir moral sağlıyor herhalde, değil mi? Evet. Yani Mustafa Kemal'i gören asker çok fazla değildir açıkçası. Mustafa Kemal'in bugün savaş alanına gittiğimiz zaman, Domlupınar'daki savaş alanına gittiğimiz zaman Zafertepe denilen yerde hani 1. Ordu karargahında oradan yönetiyor. Yani savaşın olduğu yerde ovada. Biraz o yani tepede savaşın olduğu yer ovada. Ama sonuçta yani orada savaşa giden asker Mustafa Kemal'in işte arabasını falan görünce tabii ki yani başkomutanın yanından geçiyor olması bunlar çok önemli şeyler. Ve 30 Ağustos günü gene aynı yere geliyoruz. Afyon Belediye Binası'nda o haritayı görüp Fevzi Paşa 2. Ordu'nun başında, kendisi de 1. Ordu'nun başında hemen Dumlupınar Muharebe Meydanı'na gidiyor. Ve orada Başkomutanlık Meydan Savaşı olarak bilinen savaşı bizzat yönetiyor. Aslında bu savaş tamamen çekilen Yunan ordusunu imha etmek üzere kurulmuş bir savaştı. Fakat bazı teknik hatalar oluyor. İşte yanılmıyorsam 6. Tümen, 61. Tümen, fazla detaya girmeyeyim, gecikiyorlar. Yani Türk insanının büyük organizasyonlardaki hatalarını biliyoruz. Onu 1920'lere götürdüğümüz zaman yani ne kadar eğitimli de olsalar daha da iyi anlayabiliyoruz. Yani o organize olamama hali Başkomutanlık Meydan Savaşı'nda da ortaya çıkıyor. Aslında 30 bin kişilik bir Yunan ordusunu sarmak mümkünken oradaki hatalar nedeniyle o Yunan ordusunun ancak 8 bini sarılabiliyor. Diğer 22 binlik Yunan ordusu oradan hani Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusunun parmaklarının ucundan kaçabiliyor Trikopis komutasında. Ama yine de hani 8 bin kişilik bir zayiat veriyor ve bu işte aslında normal Genelkurmay kayıtlarının Aslanlar Savaşı olarak geçer ama daha sonra İsmet İnönü'nün önerisiyle Mustafa Kemal'in savaşı bizzat orada yönetmesi nedeniyle Başkomutanlık Meydan Savaşı olarak adlandırılmıştır. 30 Ağustos bu savaştır işte. Nitekim orada kaçan Trikopis komutasındaki Yunan ordusu hatları kesildiği için 3-4 gün sonra Uşak'ta esir alınmış ve Yunan ordusu tamamen hani teslim olmuştur. Bu anlamda bir stratejik savaş da çok uzun yıllar, yayından önce konuşmuştuk. Bu anlamda bir imha savaşı çok uzun yıllar sonra gerçekleşiyor demiştiniz. Evet, yani Osmanlı ordusunu hesaba katacak olursak Muhaç Savaşı'ndan sonra, 1526'dır Muhaç Savaşı, 1526'dan sonra Osmanlı ve Türk ordularının kazandığı ilk ve tek imha savaşıdır Başkomutanlık Meydan Savaşı. O emsalde bir savaştır, evet. Çanakkale Savaşı ile karşılaştırmanızı rica edeyim mi? Biraz spekülatif ama. Şimdi Çanakkale Savaşı ile iki açıdan karşılaştırabiliriz. İkisinde de yani birincisinde Çanakkale Savaşı'nda Mustafa Kemal önce tümen komutanı olarak katılıyor. Ondan sonra kolu oldu komutanı olarak işte Ana Fatıhlar ve Conkbayırı muharebelerinde var başında. Oranın komutanı değil, Çanakkale'nin komutanı bir Almandı, Liman von Sanders. Ama büyük taarruzda yani hem Sakarya Savaşı'ndan büyük taarruzda başkomutan Mustafa Kemal'di. Şimdi Çanakkale ile Çanakkale, Kutulemare'yi de ekleyebiliriz. Son dönemde icat edilmiş bir zaferdir Kutulemare, onu da ekleyebiliriz. Büyük taarruza ayıran çok temel bir fark var. Şimdi askeri deyimde kesin savaş, kesin sonuç yeri olarak bilinen ve onun sonucunda savaşın bittiği savaşlar vardır. Kurtuluş Savaşı'nı bitiren bir savaştır her şeyden önce büyük taarruz. Bu anlamda çok önemlidir. Mesela bu anlamda dönüp baktığım zaman 1. Dünya Savaşı'nda Kurtuluş Savaşı yani büyük taarruza karşılık gelen bir Osmanlı galibiyeti yoktur. Çanakkale'de galibiyet vardır.
kütlemelerde galibiyet vardı da bunlar savaşın sonucunu etkilememiştir. Savaşın sonucunda sonuçta kütlemelerde zaferinde 10 ay sonra İngilizler gelip Bağdat'ı alıyorlar. Yani bir Pirus zaferi olarak değerlendirebiliriz. Yani kesin savaşın sonucunu etkileyen muharebeler değillerdir bunlar. Çanakkale Savaşı da öyle, Çanakkale Muharebesi de öyle. Yani Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçta Osmanlı kaybetti. 3 yıl sonra hani Çanakkale'yi savunuyordu İngiliz, Fransız donanması gelmesinde. 3 yıl sonra ellerini kolonlarını sallayarak geldiler ve İstanbul işgal edildi. Yani Çanakkale Savaşı'nın Birinci Dünya Savaşı içinde sonucu belirleyen bir muharebe değildir. Önemli bir zaferdir ama sonucu belirlememiştir. Ama Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı'nın sonucunu belirleyen, sonucunda bir Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin kurulmasına yol açan çok önemli bir savaştır. Yani diğer savaşlardan bunu ayırabiliriz. Bu anlamda benzetme yapacak olursak mesela, İkinci Dünya Savaşı'ndaki Fransa-Almanya Savaşı'na örnek verebiliriz. O savaşta da Alman ordusu işte Lüksemburg'dan, Arden ormanlarından aynı şeye benzeyen bir yarma harekatıyla, Büyük Taarruz'a benzeyen bir yarma harekatıyla Fransa ordusunu 1,5 ayda bitirdi. Yani o savaş başladıktan 1,5 ay sonra Paris'te Fransa teslim olmuştu. Yani savaşı bitiren bir muharebedir Arden Muharebesi ve o yarma. Sedan Muharebesi olarak da bilinir. Buna benzetilebilir mesela Büyük Taarruz. Hakikaten o savaşı bitirmiştir ve Büyük Taarruz'dan sonra savaşın bitme şeyi hani Mudanya'da mütareke, sonuçta da Lozan, yani savaş tamamen bitmiştir. Şimdi şöyle bitirelim isterseniz. 30 ben Ağustos. Bir soru daha soracağım. Sorabilir miyim? Buyurun. Bitirecek miyiz? Bitirmeyelim. 16 Eylül'e getirmeyi düşünüyordum. Ha, tamam. Ben şey sormak istiyorum. Siz aslında biraz bahsettiniz ama siyasi sonuçları, yani bizim resim kaynaklardan öğrendiğimiz bir tarih var ama bu savaşın çok aslında Büyük Taarruz'un önemli siyasi sonuçları var. Yani bir de tarihin perde arkası var aslında. Buna dair söyleyebileceğiniz bir şey var mı Büyük Taarruz'a dair? Şimdi belki şunu söylemek doğru olabilir. Normal Türkiye'deki hani resmi ideoloji, işte Türklük imajının yüceltilmesi falan, ortalama bir Türk insanı ya da Türk öğrencisinin kafasında işte Türk ordusu her zaman kuvvetlidir. Yani bu Osmanlı'dan beri gelen, tüm savaşlarda bütün rakiplerini yere serer, devirir falan. Dolayısıyla hani Yunanlar da yine aynı Türklük ideolojisi içinde hani kötü askerlerdir ve yenilmeye mahkum gibi düşünülür. Bu algılama, yani hem Türk ordusuna hem de Yunan ordusuna ilişkin bu algılama Kurtuluş Savaşı'nda da Türk insanının kafasında canlanıyor ve hani bugün 90 yıl geriye dönüp baktığımız zaman Büyük Taarruz ya da Sakarya Meydan Savaşı falan zaten Türk ordusu kuvvetlidir ve yener, Yunan ordusu da yenilmeye mahkumdur gibi bakılıyor. Aslında böyle bir durum yok. Yunan ordusu da Kurtuluş Savaşı içinde Türk ordusu ne kadar hani tırnakçı kahramanca savaşmışsa Yunan ordusu da kahramanca savaşmıştır. Yani öyle Yunan ordusunu hakir görmenin, Türk ordusundan daha aşağı görmenin askeri olarak bir karşılığı yok. Hakikaten mesela çok sözü edilmez ama hani birinci İnönü, ikinci İnönü, Sakarya ve Büyük Taarruz'dur. Kurtuluş Savaşı içindeki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin zaferleri böyle anlatılır ama mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusunun ikinci İnönü'nden sonra ağır bir yenilgi aldığı Eskişehir Muharebesi vardır. Yani Yunan ordusu Eskişehir'de o Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusunu ciddi manada yenmiştir ve şeye kadar da yani o Mustafa Kemal'in hattı müdafaa yoktu, hattı müdafaa vardır lafını söylemeye zorunlu kılan Ankara'ya, yani kendi başkentine 90 kilometreye kadar da gelmiştir. Hatta başkentin yani Kayseri'ye taşınması aynen, bile gündeme aynen, geliyor. Hani 90 kilometre geliyor. Zaten İstanbul işgal altında, yani Ankara'nın işgal edilmesi demek yani milli mücadelenin sona ermesi demek. Dolayısıyla Yunan ordusu hiç öyle hakir görülecek ve devamlı yenilmeye mahkum bir ordu değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusunu Eskişehir Kütahya Muharebelerinde ciddi anlamda yenip Ankara'ya kadar yaklaşmış bir ordudur. Yani bizim resmi tarih böyle görüyor. Bunu söylemek isterim. Öyle değildir. Yani Yunan ordusu da kahramanca savaşmış. Özellikle Trikopis, Hacı Anestesi kendi yatından meydan muharebesini yönetemezken daha doğrusu. Trikopis'in verdiği çok doğru kararlar vardır. Yani çok iyi bir komutandır ve çok doğru kararlarla
daha da kötü olmasını önlemiştir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusunu ciddi anlamda zorlamıştır. Bunu söylemek gerekiyor. Başka hani resmi tarihte söylenmeyen ama arka planda olan nedir diye soracak olursak, belki şunu da söylemek gerekiyor. Tamam, teklifi hani Anadolu insanından malzeme toplanmasıyla falan şey yapmıştı ama Kurtuluş Savaşı'nda eğer Sovyetler Birliği yardımı olmasaydı Türkiye Büyük Millet Meclisi ordularının Yunan ordusu karşısında zafer kazanması neredeyse imkansızdı. Çünkü zaten insan kaynakları yok. Yani Hristiyan nüfus, Doğu'da Ermeni nüfus zaten hani yok edilmiş ya da aşağı sürülmüş. Nüfus zaten 5,5 milyon. Yani orduya verebileceği insan sayısı az. Toprakları işleyecek adam bile yok. Hani tadım olsun da para kazanılsın, o parayla da işte silah. Öyle bir para yok yani şeyde. Hakikaten o Sovyetler Birliği'nden işte onlar da işte anti-emperyalist, Türkiye'yi anti-emperyalist bir savaşın içinde gördüğü için destekliyor. Hani kara kaşı, kara gözü için desteklemiyor. Çok ilginç bir şey belki söylenebilir. Sovyetler Birliği Bolşevik devrimine yol açan Birinci Dünya Savaşı'ndaki en önemli muharebe aslında Çanakkale'dir. Çok güzel. Çünkü Çanakkale üstünden Osmanlı zaferi İngiltere ve Fransa'nın Boğazlar'dan geçerek Rusya'ya, müttefiki olan Rusya'ya yardım yapmasını önlemiştir. Ve o yardım yapılamadığı için Rus ordusunda büyük açlık meydana gelmiş, Rusya'da büyük açlık meydana gelmiş. Bu da 1917 Ekim devrimini tetiklemiştir. Yani Çanakkale Savaşı çok önemli etkenlerden biridir. O Çanakkale Savaşı'nda hani komutanlardan bir tanesi Mustafa Kemal, o da Bolşeviklere farkında olmadan yaptığı yardımı Bolşevikler de Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal'e o yardımları altın düzeyinde yardımları yaparak ödemişlerdi. Şöyle bir karşılaştırma yapabilir miyiz? Sovyetlerin Türk ordusuna yardımıyla İngilizlerin Yunan ordusuna yardımını karşılaştırırsak nasıl bir denge görürsünüz? Sovyetler ve Türkiye lehine büyük fark var. Yani İngilizler elbette Yunan ordusunun çıkmasını istiyorlar ama öyle hani bedava askeri güç, işte top falan öyle bir durum yok. Yani İngiltere hiçbir zaman... Peki biz burada 7 düvele karşı savaşıyoruz derken aslında sadece Yunan ordusuyla savaşıyor olmuyor muyuz? Kesinlikle, kesinlikle. Fakat bu çok güzel bir soru. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin karşısındaki tek ordu Yunan ordusuydu. Dolayısıyla yani anti-emperyalist miydi bu savaş? Bunun cevabını sonra verelim, şundan verelim. Büyük Taarruz sonucunda işte 16 Eylül'de son Yunan askeri Urla'dan çekildi. Bu savaşı bitiren mütareke hangi mütarekedir? Mudanya. Mudanya mütarekesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin temsilcisi hangi ülkeler vardı? İngiltere, İtalya, Fransa. İngiltere, İtalya. Dolayısıyla demek ki bu savaşı bitiren mütarekeyi biz onlarla, yani Türkiye onlarla yaptığına göre onlar dolaylı olarak bu işin içindedir. Yani şey olsaydı, sadece Yunanistan'la yapıyor olsaydık mütarekeyi, tamam Yunanlarla savaştık, o zaman Lozan'a da gerek yoktu ama aslında Kurtuluş Savaşı ve nihayetinde işte Mudanya mütarekesi, Lozan, Birinci Dünya Savaşı'nın Osmanlı cephesi ve Türkiye cephesinin tamamlanıp bitirilmiş olmasıdır. Dolayısıyla Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı karşısında kim varsa Lozan'da gene onlarla masaya oturulmuştur. Bu anlamda önemli ve güzel bir soruydu. Solun bir kesim de bu savaşı siz de eleştirdiniz az önce, anti-emperyalist değerlendirdiği için sahiplenir bu anlamda ama böyle de bir tarafı var demek doğru herhalde. Evet, yani asker olarak mesela bunu resmi tarihte bulamayız ama mesela Gaziantep, Urfa'da Fransız ordusuna karşı direnişin asıl amacı, asıl nedeni, faktör aslında İngiltere ve Fransız'a karşı Osmanlı insanı direnmiyor. Ermeni. Bravo. İstanbul'a çıktığı zaman direnen bir şey var mı? Başta saray olmak üzere bir Osmanlı şeyi, birimi görebiliyor mu? Görmüyoruz. İngiltere ve Fransa'ya neredeyse mahkum olmuyor ama Antep ve Urfa'da niye Fransa ordusuna karşı savaşıyor? Çünkü Fransa ordusunun içinde ciddi Ermeniler var ve yani büyük Kilikya'ya yeniden Ermeniler gelecek diye insanlar silah salıyor. Yani bunları iyi ayırt edebiliyor olmamız lazım. Ama yine de savaşın sonu itibariyle yani emperyalist devletlerle Türkiye masaya oturmuştur. Fakat şunu da unutmayalım, Osmanlı da savaşa emperyalist amaçlarla girmiştir.
Şundan yani Osmanlı'nın da büyüme politikası vardı. Büyüme derken Mısır'ı, eskiden kendi hakimiyeti Mısır'ı almak istiyordu. Şeyi almak istiyordu, Türkiye, bugünkü Türkiye Cumhuriyetler ki hani ilk saldırdığı yer Doğu cephesinde Rusya'dır. Ondan sonra Kanal Harekatı'yla Mısır'dır. Dolayısıyla Osmanlı'nın da büyüme amacı vardı. İkincisi, Osmanlı'nın müttefiki Almanya'nın emperyalist amacı yok muydu? Hani onun da en büyük amacı hani kaptırdığı sömürgeleri, yani kendisi sanayi devrimini geç yaptığı için sömürge savaşını kaybetmiş. Şimdi büyük bir kuvvet olarak çıkıyor. Hadi masada ben de varım. Verin bana, vermiyorlar. O zaman hani zorla, silah yoluyla, savaşla o sömürge elde ediyor. Dolayısıyla yani Osmanlı Birinci Dünya Savaşı'na vatanını korumak için girmedi. Osmanlı tam tersine büyümek için girdi ve o anlamda emperyalist bir savaşın içindedir Osmanlı. Ama Kurtuluş Savaşı o anlamda emperyalist bir amacı olmayan bir savaştır. Yani Kurtuluş Savaşı hakikaten vatan savunması için yapılmıştır o anlamda. Yani o ikisi arasındaki farkı da belki görüyor olmak lazım. Çok teşekkür ederiz Melih Bey. Buraya kadar geldiğiniz için. Rica ederim. Umarım hani fena geçmemiştir. Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ederiz. Tarih araştırmacısı Melih Şabanoğlu ile 30 Ağustos'u ve siyasi sonuçlarını konuştuk. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.